Herkese merhaba. Siberosfer'in bu bölümünde siber güvenlik teknolojilerindeki girişim sermayesi yatırımcılığını konuşacağız. Stüdyomuzda Albaraka Portföy Yönetimi yöneticisi Mustafa Keçeli var. Mustafa Bey hoş geldiniz. Ben biraz sizi tanıtarak başlamak istiyorum. 3,5 yıldır yaklaşık APY bünyesinde yönetici olarak çalışıyorsunuz. Kuruluşundan itibaren ekibinizle birlikte süreçtesiniz. Aslında bir açıdan siz de girişimcisiniz diyebiliriz evet. galiba. Bundan öncesinde daha bizim böyle alışık olduğumuz, geleneksel diyebileceğimiz finans ve yatırım anlamında birçok deneyiminiz var. Sonrasında bu alana geçiyorsunuz. E, şunu sormak istiyorum. Ne oldu da bu alana geçme kararı aldınız ve sizi... Bu işi yaparken en çok motive eden şey nedir? Teşekkürler. Ee, yaklaşık 10 yıllık bir finans kariyerim vardı. A.P.ye geçmeden önce tamamen geleneksel finans tarafında, geleneksel sanayi şirketleriyle çalıştığımız, onlara destek olduğumuz bir süreçti bu. Ee, ama 2019 yılında bu tarafa başlamadan önce yaklaşık 5-6 yıllık bir ekosistem takibim vardı benim. Üniversite bittikten sonra arkadaşlarımla bir girişimcilik serüvenim de olmuştu. O yüzden de hem globalde hem Türkiye'de bu ekosistemi çok takip eden bir taraftaydım. Çok dinamik bir alan burası. Yani bir hikayenin parçası olmanızı sağlıyor aslında. Girişimci de olabilirsiniz, yatırımcı da olabilirsiniz ama bir hikayenin parçası olma güdüsü veriyor. Bunun yanında Türkiye'nin ya da dünyada da bunu böyle söyleyebiliriz. Yani parlak beyinlerinin Yeni teknolojiyi geliştiren, yeni ürünler geliştiren beyinlerin arasında olmak bir e, insanda e, bir öğrenmeye istek, e, bir kendini zorlama isteği uyandırıyor aslında. E, Albaraka Portföy'ün girişim sermayesi tarafında e, beni görevlendirmek istediler. E, ve aslında işte benimle beraber başlayan Albaraka'nın da GSF tarafında büyüdüğü bir e, alana girdik. E, baktığın zaman portföy şirketleriniz aslında e, o dinamizmi sağlayan şeylerden biri. Yani sürekli rutinin dışına çıktığınız, sürekli başka insanlara tanıştığınız, sürekli başka şirketler tanıdığınız, portföy şirketlerinizde çok iç içe olduğunuz için aslında e, sürekli onlardan öğrendiğiniz e, bu, bir dönem bu. E, o yüzden de çok ilgi çekici bir e, işti benim için. E, biraz o yüzden diyebilirim yani. Fırsatı değerlendirdik. <laughs> Öncelikle ben çok onere oldum bir girişimci olarak. E, yanıtınız beni motive etti. Bütün girişimciler adına size teşekkür ediyorum. <laughs> Ekosistemde girişimci ruhlu yatırımcılar görmek de çok keyifli. Çünkü o zaman e, aslında oyun oynayarak birlikte çalışabiliyorsunuz. E, bu da çok keyif veriyor. Tam bir takım ruhu oluşuyor. Evet. O yüzden çok teşekkürler yanıt için. <gülüyor> 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 Şimdi birazcık büyük resme bakalım. 2021 yılından bu yana baktığımızda girişim sermayesi fonlarının büyüklüğü dünyada ve Türkiye'de azalmaya başlamış durumda. Mesela 2022, 2021'de ikinci çeyrekli, üçüncü çeyreği kıyasladığımızda yüzde 37 yatırım oranlarında bir azalma var. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde de global resesyon bekleniyor. Hı hı. Hal böyleyken aslında Global resesyon, girişim sermayesi yatırımcılığında bir risk midir, fırsat mıdır? Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, aslında nereden baktığınıza göre değişir. Şimdi makroekonomik taraftan bakarsak ülkelerin bu makroekonomik politikalarının bunu çok etkilediğini görüyoruz. Yani onların aldığı, özellikle Amerika ile başlayan, Avrupa Merkez Bankası ile devam eden, e, onların aldığı e, politika kararları bütün piyasayı etkiliyor. Ee, tabii ki resesyon dediğimizde aslında risk iştahının azaldığı bir e, ortam görüyoruz. Bu da yatırımcıların daha az riskli enstrümanlara yönelmesini sağlıyor. Ama 2008 yılında örnek verebiliriz mesela. Bütün dünyada, Avrupa'da, Güney Amerika'da, Asya'da birçok ülkenin batma noktasına geldiği bir noktada e, herkes moral olarak çok düşükken, ekonomiler çok kötü durumdayken 2010 yılına geldiğimizde bütün finansal piyasalarda rekorlar kırıldığını Makroekonomik büyüler büyümelerde rekorlar kırıldığını gördük. Çünkü o zaman para arzının arttırılması gerekti aslında. Ee, 2020 yılına geldiğimizde, pandeminin başlangıcında, girişim sermayeciliği tarafına bakarsak, bütün girişim sermayeleri portföy şirketlerine yöneleceklerini, yeni yatırımlar konusunda biraz daha muhafazakar olacaklarını, temkinli olacaklarını söylemişlerdi. Ama 2020 yılına, 2021 yılına baktığımızda, Yatırımlarda ve değerlemelerde rekorlar gördük. Şimdi yine aslında bir resesyon beklentisi var. 2021 yılından bu yana fonlardaki aslında geri gidişin sebebi biraz faiz oranlarındaki artış ve yatırımcıdan o tarafa yönelmesi diyebiliriz. Ama hali hazırdaki fonlar yatırım yapmaya devam edecekler. O açıdan baktığımızda evet değerlemeler düşecek mümkünse ama yatırımlar devam edecek. Çünkü bu fonlar hali hazırda kurulmuş fonlar. Belki önümüzdeki bir yıllık dönemde yeni fon toplama dönemleri, yatırım e, temsilcileri diyelim bizim için zor olabilir e, ama tekrardan aslında e, yükselişe geçeceğini ben düşünüyorum. Girişimci tarafından bakarsak zaten e, risk işte olan girişimci e, bu dönemi fırsata çevirebilir diye düşünüyorum. Çünkü resesyon dönemlerde insanın harcamalarını kısma eğilimi gösteriyorlar hem bireylerde hem kurumlarda aslında en az ihtiyaç duydukları şeyden başlayarak bir harcamalarını kısma ve daha verimli olmaya yönelik aksiyonlar görüyoruz. E biz girişim sermayeciliği aslında teknoloji odaklı yatırım fonları bunlar. Ve daha teknolojiye, daha kurumların ya da bireylerin hayatlarını daha verimli kılmaya yönelik ürünler üzerine yoğunlaşıyoruz. E doğru ürünle, doğru ekiple, doğru zamanda piyasaya çıktığınızda aslında resesyon döneminde dönemde risk alabiliyorsanız, e, pazara girişin daha az olduğu bir dönemde de pazara girmiş oluyorsunuz. Bunun da girişimci açısından bir fırsat olduğunu düşünüyorum ben. E, yanıtınızda ben öncelikle girişimcilerle ilgili olan tarafları önce aklıma yazdım. İlk ki önümüzdeki yılın girişimciler için risk seven girişimciler için çok büyük bir fırsat olacağını aldım. Çünkü rekabet düşük olacak. Herkes giremeyecek çok hızlı bir şekilde pazara. ...bir yandan da değerlemelerin düşük olabileceğini söylediniz. Yatırımcılar için bu bir fırsat, girişimciler için ne kadar bir fırsat... ...bunu girişimciler düşünsünler diye evet. <laughs> altını bir çizmek isterim. Burada şuna biraz bakalım istiyorum. Dünyadaki siber güvenlik teknolojileri üreten şirketlere. Şimdi rakamlar bize şunu söylüyor, 2022 yılının ilk yarısına kadar... 531 adet siber güvenlik şirketi yatırım almış. Toplamda yatırım büyüklüğü 12.5 milyar dolar yatırım. Bütün dünyanın kümülatifi bu. 2021'e bakıyoruz 26 milyar dolar. Aslında toplam fon büyüklüğü ve yatırımlar düşerken dünyadaki siber güvenlik teknolojileri yatırımlarının düşmediğini buradan söyleyebiliriz. Siz global anlamda baktığınızda girişim sermayesi yatırımlarında siber güvenlik teknolojileri yatırımları nasıl görüyorsunuz? Daha çok hangi coğrafyalarda bu yatırımlarla daha çok karşılaşıyoruz? E, 2017 yılına bakarsak 5 milyar dolarlık bir yükün var orada. E, o yüzden neredeyse 5 katına gelmiş 4 e, yılda. E, siber güvenlik alanındaki ilgi artıyor. Bunun sebebi aslında dijital, e, bizim hayatımızdaki dijitalin artmasıyla ilgili. E, bütün dünyada e, o dijital dönüşüm geliştikçe, hem bireyler hem kurumlar. Bunun bir de siber gü güvenlik tarafına tabii ki bakmaya başlıyorlar. Bununla ilgilenmeye başlıyorlar. Bu yüzden de e, bu girişimlere ilgi, girişimcilerin bu alana ilgisi artıyor. E Globalde baktığımızda tabii daha e, dijitale yatkın, daha süreçlerini dijitalleştirebilen ülkelerde daha çok şirketlerin çıktığını, yatırımların da burada yoğunlaştığını görüyoruz. Amerika tabii başı çekiyor burada. E, zaten birçok yatırımda aslında Amerika başı çekiyor. Sonra Asya'nın geldiğini, Asya ülkelerinin daha Çin'in geldiğini söyleyebiliriz siber güvenlik tarafında. E, bu e, evet 2022 yılında belki e, ya da 2023 yılında bu taraftaki yatırımlar biraz azalabilir. E, ama uzun vadede baktığımızda hem bireylerin hem kurumların daha çok dijitalleştiğini ve siber güvenliğe ihtiyaçlarının daha fazla arttığını göreceğiz. Siber güvenlik dediğimiz yer aslında işte cep telefonlarımızdan, bilgisayarlarımızdan, kurumdaki yazıcılardan, e, mailimize kadar her şeyi kontrol altına almamızı sağlayan bir alan. E, data çok önemli. Biz e, sürekli data biriktiriyoruz artık. E, hem bireysel olarak hem kurumsal olarak. E, bu datanın korunması tarafında da aslında siber güvenlik girişimleri yine önemli rol oynayacaklar bence. Aslında dört bir yanımız <laughs> siber dünyayla çevrilmiş durumda. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani bundan kaçış da yok bugünkü günlük alışkanlıklarımızı düşünürsek şimdi biraz da Türkiye tarafını konuşalım. Türkiye'deki girişim sermayesi yatırımlarında, girişimcilik ekosisteminde neler oluyor siber güvenlik yatırımları anlamında böyle bir hızlıca baktığımızda Startup Watch'un verilerinde 33 milyon dolar yatırım alan bir siber güvenlik şirketi görebiliyoruz adet olarak çok olmasa da aslında belli miktarda bir hacim oluşmuş durumda. Siz ne düşünüyorsunuz Türkiye tarafında? E, ee, birçok fonun, bizim gibi birçok fonun siber güvenlik alanının odağını aldığını görüyoruz aslında. Yani bu konuda bir ilgi var, bir istek var. Ee, ama yatırımlara baktığımızda toplam yatırımlar içinde yani yaklaşık 15 ikilik oranlarda olduğunu görüyoruz. Ee, 2021 yılında. Ee, bir yatırımcı girişimci buluşmasının gerçekleşemediğini görüyoruz diyebilirim yani. Türkiye'de şirketlerin siber güvenlik yatırımları artıyor. Bireylerin ilgisi artıyor. Yatırımcıdan ilgisi var. Birçok da girişimci var aslında. Ama o yatırımcıyla girişimcinin buluşması noktasında bir zorlanma olduğunu görüyoruz. Türkiye'de siber güvenlik şirketlerinin özellikle teknik kapasitesi çok yüksek ekipler var gerçekten. Çok iyi işler çıkarıyorlar. Ama Türkiye'de yani bir siber güvenlik ürününü globale çıkartırken belli bir yükün altına girmeniz gerekiyor tabii ki. Yani personel istemeyeceksiniz, bunların maaşlarını ödeyeceksiniz vesaire Bu noktada baktığımızda büyük kurumlara satış yapmak girişimciyi biraz daha cezbediyor diyebiliriz. Büyük kurumlara satış yaparak ürün geliştirdiğinizde ürünün mükemmeliyete giderken çok dallanıp budaklandığını da görüyoruz aslında. Ee, o açıdan e, girişimcinin tercihi ve aslında hayatta kalma şartları diyelim, sadece tercih demeyelim, e, ölçeklenebilir bir ürün çıkartması noktasında onu zorluyor. E, ölçeklenme noktasında problem olduğunda da aslında yatırımcılar e, bu alana girmekte, bu alandaki şirketlere yatırım yapmakta zorluk çekiyorlar diyebilirim. Çok kritik birkaç aslında ihtiyacı söylemiş oldunuz. Yani ekosistemde özellikle bu alanda aslında bir köprü ihtiyacı var. Bu girişimcilerin Türkiye pazarında yani terzi yapımı ürüne gitmektense ölçeklenebilir ürünler çıkartmak için direkt yurt dışına giden bir köprüye belki ihtiyaçları var. Ondan bahsettiniz. Sonrasında da belki fikir aşamasından yatırımcıyla oturup konuşup Strateji yatırımcıyla belirlemek gibi bir e, ihtiyaç olabilir. Buna bir zemin ve ortam e, gerekebilir. Buradan ekosisteme <laughs> sesimiz gidiyorsa <laughs> paydaşlara da bunu söylemiş olalım. E, bunun içinde tabii aslında eğer girişimlerinde maddi bir gücü yoksa beklemek için bunu yapamaz. Dolayısıyla fikir aşamasından bir önceki adımda yatırım almanın ne kadar kritik olduğunda evet. altın dolaylı yoldan çizmiş olduk. Peki siz yani Türkiye'de siber güvenlik teknolojileri alanında e, kaç tane yatırım yaptınız bir örnek verebilir misiniz? Hı -hı. Gerçek bir örneği de dinlemek isteriz. Evet, bizim PEK yatırımımız var. Ee, aslında bir spin-off. Ee... Ürünleştirme üzerine yola çıkmış bir siber güvenlik şirketinden spin-off edilmiş bir e, şirket PEG. internet sitelerini e, monitör edebileceğiniz ve o internet sitesini, yani bir, bir bireyin internet sitesi olur, bir kurumun internet sitesi olur, uçtan uca aslında bütün tarafların e, web sitelerini e, saldırılara karşı koruyan ve bunu raporlayan bir girişim. Ee, tamamen global bir girişim aslında. Bugün yüzde yakın ülkede ee, para ödeyerek ya da ödemeyerek kullanıcısı var. Başlangıç aşaması için bu önemli bir şeydir. Yani illa para kazanmanız gerekmez, ama ürünü kullandıkça müşteriden öğrenirsiniz, ne istediğini, ne talep ettiğini öğrenirsiniz. O açıdan baktığımızda çok iyi gidiyorlar. Ee, bizim için gurur verici açıkçası bu kadar çok ülkede kullanıcısının olması, tam anlamıyla global doğmuş bir ürün aslında ve. En büyük kurumdan en küçük kullanıcıya kadar satış yapabilen, kullanıcının ilgisini çekebilen bir ürün. E, o yüzden de tam aslında örnek verdiğim, örnek vermeye çalıştığımız e, tarafa odaklanmış bir şey, ürün diyebiliriz. Tamamen ölçeklenme üzerine kurgulanmış durumda o zaman. Bu arada siz girizgah yapmış oldunuz. P2 programı almak farz oldu. Bu kadar. <laughs> bu kadar güzel anlatınca. İyi olur. Onlar daha güzel anlatılır. <laughs> e peki yatırım miktarını öğrenebiliyor muyuz? Da hangi aşamada yatırım yaptınız? Biz çok başlangıç aşamasında yatırım yaptık. Yani daha şirket kurulurken aslında yatırımı gerçekleştirdik diyebiliriz. E, 200 bin dolarlık bir yatırım yaptık biz. E, ürün O günkü ürünle bugünkü ürün arasında çok fark var tabii ki. Çok gelişti o dönemde. Ama bizim e, yani tek seferlik yatırımcı olmaktan pek hoşlanmıyoruz aslında. İlk yatırımımızı yaparken de belli performans kriterlerine göre ikinci yatırımı zaten taahhüt ediyoruz biz girişimcilerimize, de öyleydi e, ama sonrasında da başka yatırımcılarla birlikte başka turlarda da e, desteklemeye çalışıyoruz girişimcilerimizi. Yani başlangıçta bir 200 bin dolarlık yatırım diyebiliriz buna. Muhtemelen önümüzdeki 2-3 yıl içinde P&K yatırımımız artacaktır. O zaman umarız ki P&K bir unicorn olarak görelim. E, 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 e. E, girişim ekosisteminde bazı yani jargonda bazı kelimeler kullanıyoruz. Aslında unicorn dediğimiz şey 1 milyar dolara evet. değerlemesi ulaşan startup anlamına evet. geliyor. E, bugün dünyada 46 adet siber güvenlik teknolojileri üreten unicorn var. E, bakalım peki de bunlar arasında görecek miyiz diyorum ben. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> ya burada şunu söylemek <laughs> isterim. Bizim yatırımcı olarak unicorn arama gibi bir derdimiz yok aslında. Hı -hı. Özellikle Türkiye'de çok yeni bir alandayız. Ee, girişimcilerin sürekli bir unicorn olma baskısıyla çalışmaları da bizim hoşumuza gitmiyor. Yo, biz unicorn olmanıza gerek yok. Yani 50 milyon dolarlık, 250 milyon dolarlık şirketler de olabilirsiniz. Ama e, dünyanın her tarafını ürün satabilen, e, insanların bu ürünlere ya da kurumların bu ürünlere ilgi gösterdiği e, girişimler çıkartmaya çalışıyoruz diyelim fiyat, değer, o sonrasında gelen şeyler yani. E, bu arada katılıyorum. Ben hani latife etmek istedim biraz. <laughs> Şimdi bir şuraya çekmek istiyorum konuyu. E, Albaraka dediğimiz zaman aslında bu şirketler birliğinde bir de banka var. Siber güvenlikle ilgili sorun yaşayan firmalarda genelde finansal kurumlar oluyor. Yani en büyük zararı uğrayan e, kurumlar, finansal kurumlar, bir de devletler, devlet sistemleri. Bu açıdan bakınca birkaç bilgi vereyim. Bir yıl içerisinde finans kuruluşların siber güvenlik saldırılarından dolayı aldığı zararların 100 ila 300 milyar dolar arasında olması bekleniyor bütün dünyada. Geçmişteki verilere bakarsak birkaç yıl içerisinde sadece SWIFT altyapılarına yapılan saldırılardan dolayı 87 milyon dolar bankalar para kaybetmişler. 2018 yılındaki bir olayı söyleyeceğim. Sadece bir tane suç örgütü 40 ülkede 100 bin üzerinde finans kuruluşuna saldırıyor. 1.2 milyar dolar parasızdırıyor. sızdırıyor. Şimdi düşündüğümüz zaman bir finans kurumu siber saldırıya uğradığında dolaylı yoldan da çok para kaybediyor. Çünkü sistemin altyapısı duruyor, operasyonlar kilitleniyor. Dolayısıyla çok büyük aslında dolaylı zararlar da var. 2022 yılında IDC'nin bir araştırması var Türkiye'de yapılan, 2022 yılı için. Yıl bittiğinde 216 milyon dolar siber güvenlik çözümleriyle ilgili harcama yapılacağı öngörülüyor. Şimdi biraz ben yönlendirmeli bir soru sormuş olacağım. <laughs> Çok da kopya verdim sorunun evet. içinde. Sizin... Siber güvenlik tarafına yatırım yapmanızın nedeninin arkasında bir bankada olması organik bağınız olan bunun bir anlamı var mı? Arkada başka bir hikaye ve bir strateji var mı? Şimdi biz tabii ki var. Bankacılık işlemleriyle yatırım işlemlerini birbirinden ayırsak da ilk girişim sermayeciliği tarafına ya da girişimcilik tarafına bankanın desteği başlarken vizyonunda hep kullanabileceği ilk müşterisi olabileceği aslında girişimler var. O yüzden de biz çok dikkat ediyoruz buna. Yani bankayla e, bir entegre edecek imkanımız var mı yok mu bu girişimleri gibi. Sadece yatırım yaptığımız girişimler değil, başka birçok girişimde de banka çalışıyor. Çünkü çok büyük ve uçtan uca bir yapı. Yani çalışanının mobil telefonundan bile bankanın sistemine e, sızma olabileceğini biliyoruz. Eee Sadece bankanın personeli değil, aslında müşterileri de aynı zamanda risk altında oluyor. Yani kocaman bir yapı. Mobil uygulamalar, web sitesi, işte bankanın kendi e, regülasyona bağlı sistemleri derken aslında orada her gün saldırı altında, her gün kontrol altında olması gereken büyük bir yapıdan bahsediyoruz. O yüzden de küçüklü büyüklü birçok e, ürün kullanıyor banka bu saldırılardan uzak durabilmek için. Ve her gün teknoloji geliştikçe bu girişimciler aslında yeni ürünler geliştirdikçe hem biz hem de diğer bankalar buna uyum sağlamak üzere bu girişimlerle çalışıyorlar. Bizim açımızdan da hem yatırım yaptığımız peyk açısından bunu söyleyebilirim. Yani evet bunu banka kullanabilir mi? Ya da banka gibi kurumlar kullanabilir mi? Hem de yatırım sürecinde olduğumuz diyelim ya da incelediğimiz girişimlerde buna çok dikkat ediyoruz. Kullanabilir miyiz, entegre edebilir miyiz, müşteri olabilir miyiz? Girişimci tarafında çok önemli çünkü ilk müşteri, büyük bir kurum tarafında müşteri. O yüzden de bir bankanın ihtiyacı olacağı sektörlerden çok önemli sektörlerden biri siber güvenlik. Biz de o bakış açısıyla ilerliyor, ilerliyoruz diyebilirim. Girişimci tarafından da hani smart money dediğimiz yani. Yatırımcı sadece bana para vermesin, onun yanında müşterim de olsun, müşteri de getirsin, bana birçok kapı açsın dediğimizde tam da güzel bir uyum oluyor. Yani evet. kazan kazan olmuş oluyor. Evet. E, dolayısıyla aslında herkesin birbirini büyüttüğü e, bir ekosistem yaratılmış oluyor siber güvenlik tarafında da. O yüzden çok kıymetli bir bakış açısı. Çok istiyoruz bunu. E, çok istiyoruz ama... Türkiye'de regülasyonlara da baktığımızda, şimdi bir öz de yapayım. Çok zor olduğunu da biliyoruz yani. Ee, biz girişimcinin tarafında yerde bizi konumluyoruz diyebilirim o konuda. Yani gerçekten e, bankalar çok, e, ne kadar vizyoner olsalar da çok büyük yapılar. O yüzden bazı istekleri oluyor. E, Startupları o istekleri uydurmaya çalışmak e, ve bankayı müşteri haline getirebilmek gerçekten zor oluyor. Biz Alborok olarak hep bu vizyonla çalışıyoruz ama bunun zor olduğunu da söylememiz lazım. Biraz öz eleştiri açısından. Evet, orada biz topu bu fonların yöneticilerine atıyoruz ve onlara güveniyoruz bu <laughs> regülasyonları <laughs> aşmak için yeni regülasyon revizeleri yapacaklarına inanıyoruz. Ben yine girişimciler adına bir yorum yapmak İnşallah istedim. İnşallah. Şimdi son olarak neler göreceğiz önümüzdeki dönemde ona biraz değinelim. Türkiye'ye baktığımızda Mesela Teknopark İstanbul'da bir siber güvenlik kuluçka merkezi var. Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kalkınma Ajansı ile birlikte ve Tek Ankara ile birlikte yaptığı siber güvenlik hızlandırma programı var. Dünyada tamamıyla siber güvenlik teknolojilerine yatırım yapan fonlar var. Cyber Security Ventures gibi Türkiye'de önümüzdeki dönemde bunları görür müyüz? Siz e, sektörde nasıl eğilimler olacağını düşünüyorsunuz? En makrodan bakarsak, bütün globalde siber güvenliğe talebin çok artacağını biliyoruz. E, bu açıdan da bütün aslında o sektörün ve girişimcinin önü bu konuda açık. Türkiye'ye döndüğümüzde kamu'nun özellikle yerli üretim konusunda, yerli teknoloji konusunda çok hassas olduğunu biliyoruz. Bu siber güvenlik olunca aslında datanın dışarı çıkması vesaire konularında daha da önemli hale geliyor. Bu yüzden de yurt içinde işte hem kalkınma ajansları vasıtasıyla, koskep vasıtasıyla, TÜBİTAK vasıtasıyla çok destekler var. Bir yandan da yatırımcılar ya da ekosistem paydaşları diyelim biz ona işte hızlandırma programlarıyla vesaire bu konuda katkı sağlamaya çalışıyorlar. Önümüzdeki dönemde hem girişimcilerin bu konudaki odağının ben artacağını düşünüyorum. E Zaten yatırımcıların da bu alanda odağı var. Ekosistem paydaşları geliştikçe yatırımcılar da bu konuda daha fazla yatırım yapmaya başlayacaklar. Bizim fonlama kaynaklarımız çok az Türkiye'de, globale baktığımızda. Bu açıdan da şu anda tabii ki bir sektör dikeyinde fon kurulmuş değil o yüzden. Ama ilerideki dönemde, ben umuyorum ki 10 yıllık dönemde, Artık yavaş yavaş sektör dikeyinde de fonlar kurmaya başlayacağız biz. Ve o zaman geldiğinde aslında siber güvenlik bunlardan en önemlilerinden biri olacak diye düşünüyorum. Evet, 10 yıl sonra dönüp bu programı izleyeceğiz. <laughs> <Şu an> <gülüyor> <hakkı> <gülüyor> Ve hatırlatacağız. <laughs> evet. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık buraya geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Güzel bir sohbetti, sağ olun. Çok naziksiniz. E, Siberosfer'in bu bölümünde... Girişimcilik ekosisteminde siber teknoloji yatırımları ne durumda bunu konuştuk. Hem girişimci açısından hem girişim sermayesi yatırımcısı açısından hikayeyi değerlendirdik. Umarım sizin için de çok keyifli olur izlemesi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.